bu vesileyle maalesef Levent Kırca hocamızı aramızda göremediğimiz için sizler kadar bizler de çok üzgünüz. Ben hemen kendisi şu an telefonumuzu bekliyor. Moskova Türk Tiyatrosu Yunus. Şu an mikrofon sizde, canlı yayındasınız. Buyurun hocam. Tamam, seyircilerimiz beni duyuyor mu? Kesinlikle duyuyorlar hocam. Sevgiler, yürekten sevgiler sunuyorum. Herkesi çok sevdiğimi, çok özlediğimi belirtmek istiyorum. Orada bir Türk tiyatrosundan söz edebilmek, orada bir Türk tiyatrosunu başlatmak çok önemli bir olaydır. Çok gururlu bir olaydır, çok etkili bir olaydır. Bir kere bu işi başlatan dostlarımızın yanındayım, onun bilinmesi lazım. Çok tebrik ediyorum. Başarılar seyircilerimize, saygılar, sevgiler. Şu an alkış seslerini duyuyorsunuz. Ne yaptın ya? Harbi söylüyorum Halil. Ya. Bırak Halil ya. Bırak. Halil bir dakika ya. Ne? Ne oldu? Ya bir dakika ya. Ya bırak, çok sinirlendim. Ya bırak, gözünü seveyim ya. Yapma gözünü seveyim ya. Bu kadar uzatma ya. Rica ediyorum ya. Ya olmaz böyle. Ben bu kadar ya, geldim ve pişman ettim şey. Moskova'ya geldim ve pişman ettim beni ya. Ya bir dakika abi. Bak kardeşim, Rusya'yı bilen benim. Yolu izi bilen benim. Yani gezdiriyorum, yine yaranamıyorum ya. Ya tamam güzel kardeşim, yani tamam çok güzel gezdiriyorsun, sağ ol, eyvallah da. Yani Rusya'yı da çok iyi biliyorum diyorsun. Yani. Ama yani iki tane kafeden kovulduk be Halil ya. Hayır. Ne oldu, hayır. Birinden kovulduk. Nasıl yani? Ya öbürünü almadılar, yer yoktu. Onda. Yani ya sen bir şey anlamıyorsun. Abi bir dinle beni. Ya ben adam beni itti. Tamam mı? Evet. Ben İzmir'deydim, bacan usta dedi. Tamam mı? Dinle, niye kaldırıyor? Ya ne bileyim, çok sinirlendim Halil. İtti beni böyle. Ondan yap dedim ben sana. Ya unuttum ya. Ondan sonra dedi ki durak dedi. Tamam mı? Ha. Ne demek o? O şey yani anladım, başıma bela almak istemiyorum. Ha. Hani benden korktu. Ya kardeşim. Ya hele basın. Bak görüyorum iki kelime nasıl işe yarıyor. Aynen öyle ya. Çok iyi oldu. Ne oldu? Здравствуйте. Девушка, я вижу, у вас только два места. Подождите, я спрошу. Да. Вот как раз. Bak görüyor musun lan, ne güzel lan. Kız hemen anlıyor lan abi. Ali, bu kız daha hoşuma gitti benim be. Hangisi? Garson. Lan, manyak mısın sen? Onun yanında otursam olmaz mı? Oturmuyor ki, geziyor. Zaten onunla beraber gezeyim. Salak mısın oğlum, oturmaya geldim. Ha, oturmaya geldim. Ha, doğru. Делать массаж. Нет. Стопроцентный релакс. Тебе бы только релакс. Я все понимаю. Но мы пришли сюда просто отдохнуть вдвоем. Что это за люди? Я не знаю. Ты по-турецки говоришь? Не говоришь. Что мы с ними делать будем? Давай, просто посидим. Мы просто отдохнем. Поговорим, пообщаемся и разойдемся каждый по своему. А потом, может, у нас сюда чашки. Alo. Ya telefondan meydana işine karışıyorum. Avrun eteğinde uçan güvercin olsan, avrun eteğinde uçan güvercin olsan, sürküyorsan dillerde diyar diyar dolansan, sürküyorsan dillerde diyar diyar dolansan. Yunus Bey, Türk Tiyatrosu, Moskova'da Türk Tiyatrosu, Rusya'da bir ilk. Nasıl oldu, nasıl karar verdiniz? Moskova Türk Tiyatrosu'nu kurmak tabii ki bizim için de bir sürpriz oldu. Şubat 23'te Hakan Aysel isimli tiyatrocu, profesyonel tiyatrocu olan arkadaşımla tanışmamız sonucunda bir gecede kurulmuş ve bir gecede alınmış bir karar. Bunu başarmaktan tabii ki çok mutluyuz. Yani ilk programımız, çok heyecanlıyız. Bugün Şubat 23'ten bu tarafa baktığımızda 2-3 aylık bir süreç içerisinde profesyonel olarak bir tiyatro salonunda
Tabii ki bütün iş adamlarımızın olsun, bütün katılımcıların olsun desteğiyle bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Ekibiniz kaç kişi? Ekibimiz sahne arkasıyla beraber 25 kişiye dayanıyor. Sahne önünde 10-15 arası oyuncu arkadaşımız var bizlerle birlikte. Peki, ekibimizin, buyurun. Peki sizin ekiptekilerin hepsi burada çalışan kesimden mi oluşuyor ve Türkler mi sadece? Hayır efendim, burada çalışan kesim derken tabii ki ekibimizin içerisinde buraya gurbetçi olarak gelmiş, hala gurbetçi olarak devam eden Türk arkadaşlarımız var. Bunların sayısı 3 arkadaşımız var. Artı burada yaşayan bizim gibi artık evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş Moskovalı diyebileceğimiz Türklerimiz var. Tabii ki ekibimizin içerisinde Rus vatandaşı ve Rus olan insanlar var. Bunlardan birisi başı benim eşim olarak bayanlardan. Diğerlerinin hepsini internet aracılığıyla, tanıdıklar aracılığıyla gönül vermiş insanlar. Böyle tamamen karma bir ekip. Mesela örneğin babası Türk, annesi Rus olan bir erkek arkadaşımız var, bir kardeşimiz var. Türkçesi de yok. Arkadaşımıza aynı zamanda Türkçe öğretiyoruz. Böyle harika bir katılım, muazzam bir ne diyelim buna, yemeğin bir tatlısı diyelim, bir tuzu biberi diyelim. Rusya'da Türk tiyatrosunu nasıl buldunuz, izlediniz? Valla çok güzel, ilk defa olan bir şey. Bir de salon tıklım tıklım doldu, 450 kişi, yaklaşık 50-100 kişi ayakta kaldı. İlgi çok büyük. Rusya'da Türk tiyatrosunu izlemek nasıl bir duygu? Çok güzel. İlk kez böyle bir tiyatroya geliyoruz. Yani ilk kez izliyoruz. Şu anda genç arkadaşlar da oynuyorlar. Güzel, başarılı. İnşallah bir arkası gibi şu an siz duyuyorsunuz. Gayet güzel. İnşallah sürekli olur. Yani bizim için de iyi. 17 yıl buradayız. İlk kez böyle bir tiyatroya geldik. Yani çok güzel düşünülmüş senaryo var falan. Çok güzel, inşallah devamı gelir. İlk defa bir Türk tiyatrosu. İzlemek nasıl bir duygu? Yani yok, kesinlikle güzel bir şey olay. Bunu daha kısa aralıklarla tekrarlanmasını tercih ederiz. Yani Türkiye'de burada yaşayan Türklerin var olduğunu görüp gelmeleri böyle tiyatro olayını, daha önce sinema olayları oluyordu. Tiyatro olayının gerçekleşmesi de güzel bir hadise. Başlangıç diyebiliriz. Ümit ediyoruz. Daha güzel. Kaç yıldır Rusya'dasın? Ben biraz uzun vadedir 20 yılı aşkın. Ne işle meşgulsünüz burada? Ben inşaat mühendisiyim.